Maç sonrası Laşlaçatım takımında Onur ve Kadir'le beraberiz. Çok keyifli bir müsabaka izlettiniz arkadaşlar. Ayağınıza sağlık. Son dakikalarda çok önemli pozisyonlar yakaladın aslında. Değerlendiremediniz. Onur senle başlayalım. Ne düşünüyorsun? Ya bugün takımda birkaç eksiğimiz vardı. Ya yeni gelen arkadaşlarla çok alışamadık, ısınamadık. Ondan dolayı bir anlaşmazlık oldu. Beraberliğe razı olduk. Hak etmediğimizi düşünüyorum. İleriki maçlarda inşallah telafi ederiz. Sence bugün neyi yapamadınız? Defans yapamadık. Çok kolay gol yedik. Rakibe çok top oynattık. Kaptırdı ilk golü söyle kardeşim. Pas yapmadık. Uzun toplarla kısa gol aradık ama olmadı. Canımız sağ olsun. Kadir sen ne düşünüyorsun? Ben iyi başladığımızı düşünüyorum ilk başta. Sonlara doğru çok basit goller yedik. Son anda da penaltımız vardı önünden. Bizim hakkımızdı bence. Ama yenemedik. Üzgünüz. İleride çabuk çoğalamadık. Geride de zayıftık biraz. Beraber kaldık. Takım arkadaşıma teşekkür ediyorum. Başka bir şey demiyorum. Peki Onur, bu takım Antalya'yı görecek mi sence? Ne diyorsun? İnşallah takımca maça çıkarsak Antalya'yı göreceğiz. Ancak bu son iki maçtır takımımız biraz meşgul olduğundan dolayı şehir dışında arkadaşlarımız var. Ondan dolayı oynayamadık tüm kadro. Ama Allah'ın izniyle Antalya'ya giden takım biziz. Ya bundan önceki röportajımda Sercan'a sormuştum. Maçın en kötüsü kim diye senin ismini vermişti. Bu sefer de sana sormak istiyorum. Sence maçın en kötüsü kimdi sizde? Ya bence maçın en kötüsü Hasan arkadaşımızdı. Stoperi orta sahayla karıştırıyor. Bir stoperin yapması gereken hamleleri yapamıyor. Orta sahada hamleler yaparak defans çok boş bırakıyordu. Ondan dolayı ben Hasan'ı seçiyorum. Sercan arkadaşımıza da tebrik ediyorum. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet, maç sonrası Batıkent United takımıyla beraberiz. Beyler çok güzel bir mücadele izlettiniz bizlere. Ayağınıza sağlık. Çok keyifli geçti müsabaka. Maçla ilgili kaptan önce sana söz vermek istiyorum Ramazan. Ne düşünüyorsunuz? Görüyorsunuz. Takım bu anlatmıyor. Muhteşem. Takım bu anlatmıyoruz. Görüyorsunuz. Valla güzel bir karşılaşma oldu. Öne de geçtik ama her zamanki gibi beraberliği yakaladı rakip. Bizim bir lanetimiz var bu konuda. Beraberlikle sonuçlandı. Güzel bir karşılaşma oldu. Herkes elinden geleni sonuna kadar yaptı. İnşallah devamı gelir bu başarının. Takım oturdukça galibiyetlere başlayacağız. Ahmet, çok güzel şutlarını izledik bugün. Kaleyi bulan. Hepsi dışarı çıktı. Maçta neyi yapamadınız sence Ahmet bugün? Valla bugün aslında her şeyi güzel yaptık da arkadaşlarımda şans vardı. Ya da daha doğrusu rakibin kalesinin şansı vardı diyelim. Çok üstüne top gitti gerçekten. Sonuna kadar. Bence o kameranızı düzeltin, daha güzel şutlar gelecek. Anladım. Yani bugün gerçekten güzel mücadele ettik. Rakip de güzeldi. Çok da zevkli bir mücadeleydi. Yine arkadaşlarımız da var. Daha da güzel oluruz inşallah. Her zamanki gibi yine yolumuza devam edeceğiz. Rakibe başarılar dileriz. Volkan, peki dışarıdan takımı daha iyi gözledin, çıplak gözle. Ne düşünüyorsun? Takımda eksik olan bir şeyler var mı? Takviyeler olacak mı? Senin de düşüncelerini alalım. Nasıl anlarsın? Takım gayet güzel olmuş. Videoyu izleyen arkadaşlar işte görüyorsunuz. Her şey güzel. Gayet iyi olmuş takım. Bir takviye oldu arkadaşlarımızla. Defans hattı da güzelleşmiş. Orta sahada desen zaten Ramazan arkadaşımız hakkını veriyor maçın. Ahmet desen pis sol biliyorsunuz yani. Kalecimiz efsane yine. Bugün Beşiktaş yendi bizi sağ olsun. Onun akıbetiyle geldiler maça. Güzel oynadılar. Özellikle Ramazan bayağı hırslıydı bugün. Fenerbahçeli olarak. Onun sevinciyle oynayanlar da vardı. Yani iyiydi. Takım güzeldi. İyi olmuş yani. Ellerine ayaklarına sağlık. Kaleci dahil. Elini koyduk diyor. O yüzden söyleyeyim dedim. İyiydiler yani. Biz de bu güzel oyununuzdan dolayı teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık beyler. Rica ederim.